Merhaba arkadaşlar, Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın burada güzel bir aranjman saksım var. İçerisinde çok güzel türlerimin bulundu. Ama gördüğünüz gibi çok artık sıkışmaya başladı. Sıkışık halde çiçeklerim büyüdüğü için önce ilk ektiğimde bunlar çok küçüktüler. Zamanla tabii ki büyüdüler. Şimdi de malum kışa giriyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. O yüzden ben bunları şöyle bir ayrıştırıp ayrı saksılara ekmek istiyorum. Şöyle hem bir köklerine bakayım, hem bir bakımlarını yapayım istiyorum. Bunu da sizlerle yapmak istedim. Bakın, burada çok güzel bir trompetim var. Evet, şöyle bakın. Kökü de gayet güzel çıktı. Ama tabii ki ben böyle kökünden biraz kesim yapmak istiyorum. Çünkü şu eski artık yaşlanmış kökü biraz tazelemek gerekiyor. Evet, şöyle kesimini yaptım. Bakın, gayet güzel. Ve şu saksıma ekmek istiyorum. Evet, şöyle gayet güzel ekimini yaptık. Bakın, görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Evet, bakın, bunun altından göremiyordum. Bir türüm daha çıktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü o büyüdükçe bunu daraltmış, gelişememiş. O yüzden böyle zaman zaman bakım yapmak gerekiyor. Hem rahatlatmak gerekiyor, çiçeklerimiz rahat büyüyebilsin diye böyle aranjman saksılardakilere. Onu böyle büyük saksıya ekeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradaki kalonşemi. Evet, bakın, bunun da gayet güzel kökleri. Ama yine şuradan alacağım ve tazeleyeceğim. Evet, onu da bu saksıma ekmek istiyorum. Evet. Burada yerinde çok güzel büyüyecekler. Evet, bu saksıma da şuradaki lolamı almak istiyorum arkadaşlar. Bakın, bu da çok gelişemedi. Gördüğünüz gibi. Böyle seviyoruz küçükken arkadaşlar birçok türü bir arada ekmeği. Bakın, bunun da gayet güzel kökü. Bunu da şu şekilde tazeleyeceğim. Çünkü zaten şu yanlardan gelen güzel kökler var. Evet, onu da şöyle tek başına bu saksıya ekmek istiyorum. Evet. Saksıma toplayacağım buradaki türlerimi. Bakın, şurada yine bir Magic Red var ama büyüyememiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle biraz daha yaklaştırayım size. Evet, buradan başlayalım. Bakın, bir setozan var. Bunları arkadaşlar şöyle bakın. Burada büyüyemeyen bir türüm daha var. Kristat olarak gelişmiş ama sonradan dallara ayrılmış. Büyük bir ihtimalle Fridibes arkadaşlar. Bunları ayrı bir saksıya ekmek istiyorum. Şurada Runyonim var. Bakın. Evet. Çift başlı.
güzel gelişmiş ama tabii ki büyüdükçe alt yapraklar kurumuş. Onların şöyle temizlenmesi gerekiyor. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel. Şöyle. Burada da yine farklı bir Ronyoni. Topsi. Bakın yanından küçük bebe de vermiş. Ve şöyle bunun da kökünü şöyle biraz tazelemek gerekiyor. Evet. Burada yine bir tüylü böyle çok güzel bir sedum türüm var. Bakın çok güzel. Evet, bunu buraya ekebiliriz. Hatta şu köşeye ekeyim. Bunları şöyle ayırdım arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Yaprak kök vermiş. Çok güzel. O da burada büyüyecek. Arkadaşlar bu saksımın içerisine şurada bir özel türlerimin olduğu şöyle bakın güzel bir saksım var ama tabii ki sıkışıklar bunlar da. O yüzden bunları da yine şuradan alıp bu saksıya geçireyim istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu saksının içerisinde şunu büyükleri bırakmak istiyorum. O yüzden şöyle bakın çok özel güzel bir tür. Bunun çok köküyle oynamayacağım. Çünkü daha çok yeni. Evet, şurada ellen var. Şunu da ortadan alalım. Elleni de. Bakın. Görüyor musunuz? Onu da buraya ekelim. Şurada arkadaşlar bakın minik minik bangoklularım var. Bunu ben hiç oynamadan şöyle ortaya dikmek istiyorum. Hiç dağıtmadan. Ondan sonra evet şu büyük kalsın ama şurada özel yine küçük bir türüm var. Bakın. Onu da yine böyle alalım. Şu lavalı, bu lavalileri arkadaşlar yine ayrı bir saksıya toplayayım istiyorum. Onun için, onlar için ayrı bir saksı oluşturayım. Ama şu büyüğü alacağım. Şu iki aynı türü burada bırakmaya karar verdim. Şöyle. Bunu da şöyle ekelim. Minik minik çıtır sedumlar var burada içerisinde arkadaşlar. Onları dokunmuyorum. Zaten onlar oradan gelişecektir. Evet, bu aynı iki tür burada kalsınlar. Evet, bakın bu da güzel oldu gayet. Şimdi diğer bir saksıya da şunları toplayalım istiyorum arkadaşlar. Bakalım onun için nasıl bir saksı ayarlayalım. Rozların arkadaşlar sap boyu uzundur. O yüzden böyle biraz derin saksı tercih etti.
Evet, yine hiç böyle kökünü oynamadan onları da şu kenara ekeyim istiyorum. Ve bu saksımda arkadaşlar şöyle bakayım. Şu kuruyan yaprakları alalım. Yeni sulamıştım bunu arkadaşlar da, o yüzden biraz sulu. Evet, şu türü de yine şöyle bir çıkarayım. Şu altlarındaki yaprakları temizleyeyim. Hatta bunun üzerine biraz toprak eklemek istiyorum. Hem nemini alır hem de, evet, şöyle yine bu saksımı bunları ekeceğim. Bunların kökleriyle çok oynamadım arkadaşlar. Biraz. Çünkü gayet de iyi görünüyor. Evet. O iki aynı türü de, aynı saksı da şöyle tazelemiş oldum arkadaşlar. Köpük saksım vardı arkadaşlar. Böyle içinde kalon şeylerim ve sedumların bulundu. Ama bir kısmı boştu, yarısı. O yüzden bu geri kalan yarısını dedim, bu bitkilerimi ekeyim. Evet, şöyle üzerine hem toprak ilavesi yaptım. Şöyle alttaki eski toprağı bir kabarttım. Evet, şimdi bunların yanına bunları ekelim istiyorum. Evet, şöyle. Evet, bu da çok güzel bir tür arkadaşlar. Bakın. Setosa türü. Evet, bakın bunun da kökü gayet güzel. Bunu da şöyle bir tazeleyelim istiyorum. Şöyle. Evet, gayet güzel bakın. Bunu da şöyle ekelim. Bu da sedosa bakın. Kökü gayet uzamış. Şöyle keselim bunu da. Şimdi şu köşede boşluk var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Şu yakut kolyesini de bu köşeye aktarmak istiyorum. Evet, bakın. Şöyle ben biraz da arkadaşlar keçi gübresi koyuyorum. Bakımlarını yaptım saksılarıma. Evet, dediğim gibi keçi gübresi hem köklerin sıcak kalmasını sağlıyor, hem su tutulumunu sağlıyor. Hem de arkadaşlar içinde besleyici özelliğinden dolayı çiçeklerimizin kolay gelişimini sağlıyor. Soğuğa karşı da koruduğu için, kökleri soğuk tuttuğu için böyle ben keçi gübresi kullanmayı seviyorum. Evet, şöyle biraz konza taşı da koymak istiyorum.
Evet arkadaşlar, bakımlarımızı yaptık çiçeklerimizin. Evet, gayet güzel oldular. Bakın. Evet, diğer saksımı da göstereyim. Evet, hem böyle kök bakımı yapmış olduk, hem de sıkışmış olan aranjman saksımızı böyle ayrı ayrı saksılara geçirdik çiçeklerimizi. Daha rahat büyümeleri için. Evet, kış bakımlarını yapmış olduk. Keçi gübresi de koydum. Kışı rahat geçirsinler, daha güzel gelişebilsinler diye. Evet arkadaşlar, siz de beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet, sonraki güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.